Gastroözofagiyel reflü hastalığı, yani mideden yemek borusuna doğru geçen mide asidinin yarattığı şikayete biz reflü diyoruz. Normal zamanlarda hepimizde olabilecek bu rahatsızlık, eğer sizde olması gerektiğinden daha fazlaysa, sizi rahatsız ediyorsa, günlük faaliyetlerinizi bozuyorsa, gece uykunuzdan uyanmanıza neden olabilecek kadar şiddetliyse, o zaman siz reflü hastası olabilirsiniz. Reflü dediğimiz hadise de aslında önce mekanizmaya net olarak bakmak lazım. Yediğiniz gıdalar normal şartlarda yemek borusundan aşağı doğru inerler. Mide ile yemek borusu arasında ufak bir kapakçık vardır. Burası normalde kapalıdır. Buradan gıdalar geçer ve sonra bu kapakçık kapanır. Kapanır çünkü midenin içindeki asidin ve gıdaların tekrar yukarı çıkmaması hedeflenir. Bunun problem olduğu durumlarda, bozulduğu durumlarda yukarı çıkan asit yemek borusunu tahriş eder ve siz göğüste yanma, göğüs kafesinin arka tarafında acı, sızlama, ağza acı, ekşi bir tat gelmesi şeklinde bazı problemler yaşarsınız. Bazı hastalarda asidin çok daha yukarılara gelmesine bağlı ses kısıklığı, sinüzit, hatta bunun nefes borusundan akciğere kaçmasına bağlı zatüre gibi tablolarla karşı karşıya gelebilir. Reflünün birçok sebebi vardır. En çok sebebi hastaların yaşam tarzı değişikliğidir. Eğer siz çok kiloluysanız, göbeğiniz midenize bası yapacak ve yukarı doğru asidin yukarı çıkmasına neden olacaktır. Bu neden olabilir. Çok sıkı kıyafetler giymek, özellikle çok asitli gıdalar tüketmek, bazı reflüjenik gıdaları çok fazla tüketmek, hemen parantez açıp anlatalım, çok yoğun çay kahve içmek, alkol tüketmek, gece geç saatlerde yemek yemek, yağlı gıdalar tüketmek ve özellikle domates ve naneli gıdalar tüketmek reflüyü kesinlikle arttıran hususların başında gelir. Yaşam tarzı değişikliklerinizi değiştirmenize rağmen şikayetler devam ediyorsa mutlaka ve mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Çünkü reflü belki boyut değiştirmiş, sizin şikayetleriniz tahmin ettiğinizden çok daha ileri boyuta taşınmış olabilir. Tedavide geç saatlerde yemek yememek, biraz önce bahsettiğim gıdalardan uzak kalmak ve mide asidini azaltacak hekiminiz tarafından verilecek ilaçlarla rahatlıkla yapılabilir. Sonuç olarak günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri olan reflü hastalığından korunmak için lütfen az ve sık yemek yiyin. Yemek yedikten sonra yatmayın. Yediğiniz reflü yapan gıdalara lütfen dikkat edin. Şikayetlerinizin tahmin ettiğinizin çok daha ötesinde rahatsızlıklara yol açma sebebi olabileceğinden dolayı hekiminize başvurmayı ihmal etmeyin.